Bugün gazeteciler günü. Yılbaşına 144 gazetecimiz cezaevinde girdi. Bakalım vatandaşa göre basın özgürlüğü Türkiye'de ne durumda? Sizce Türkiye'de basın özgürlüğü ne durumda? Şu anda yok. Yani insanlar kendi iradesiyle her fikrini söyleyemiyor. Gazeteciler hapiste. Kamuda insanlar açığa almıyor. Yani özgürlük yok şu anda. Bu sizin hayatınıza nasıl yansıyor? Bireysel değil de toplumsal. Yani bizde sıkıntı yok ama yani bizde yok diye öteki insanlar için de aynı şey söylenemez. Hiçbir zaman özgür değil. Basın nerede özgürdür? Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben nerede düşünmüyorum ki? Devletin yönetimi böyle bozuk. Ondan sonra basına çöker. İstediği adamı hapise koyuyor daha ben ne diyeyim? Basın özgürlüğü üzerine konuşuyoruz. Sizce Türkiye basın özgürlüğü konusunda ne durumda? Vallahi bilemeyeceğim yani. Haber izlemiyor musunuz? Haber izlemiyorum. Sizce Türkiye'de basın ne kadar özgür? Vallahi alabildiğince özgür. Bence şimdi basın özgürlüğü var diyorlar. İşte gazeteciler içeri atıldı diyorlar. Şey yapıldı diyorlar. Şimdi kitap fuarlarının kitap fuarları olsun, gazeteciler olsun, bütün şeydeki şu andaki Türkiye'de ne olup bittiğini en rahat yazan dünyada bence yani bütün ülkelerde ceza alan ülkelerde olsun şey de olmuş olsa yayın yasağı o halde olmamıza rağmen dünyanın en mükemmel gittiği yer. Ama istatistiklerde 151. sıradayız. Şimdi dünya istatistiklerine baktığınız zaman bunu yapan yani istatistik şeylerine bakmak lazım. Yapanlara bakmak lazım. Bu aradaki zaten başımızdaki şeyleri biliyorsunuz. CIA olsun, FBI olsun, Nevsevik olsun, işte Oxford'daki okuyan öğrenciler olsun, Türkiye'deki yaşanan olaylardan dolayı çok çok bilgiler. Elektronik posta çağında yaşadığımız için elektronik postayla bir katılım da biz Türkiye'de yapalım mı? Hep beraber yapalım, bak bakalım %51 kaça geliyor. Sizce Türkiye'de basın ne kadar özgür? Hiç de özgür değil. Neden? İdareye, yönetime bakın anlarsınız. Bugün basın özgürlüğü üzerine konuşuyoruz. Sizce Türkiye'de basın ne kadar özgür? Vallahi Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir şey göremiyorum yani. Peki hep böyle miydi? Önce böyle değildi tabii. Ama yine de devletimiz her şeye el koydu yani. Peki bu size nasıl yansıyor? Vallahi haber alma özgürlüğümüz yani şu anda kısıtlı. Yani ne diyeyim yani bazı olaylarda şey oluyor. Yasak geliyor mesela. Yani bu yasakların kalkması halkın bilmesi lazım yani. Sizce Türkiye'de basın ne kadar özgür? Basın çok özgür Türkiye'de. O içeri alınanlar da terörist olduğu için alındı. Özgürlük konusunda hiçbir sıkıntımız olduğuna inanmıyorum. Hiç özgür değil. Yani mesela yayın yasakları var. Bomba patladığı ya da şehitlerimiz olduğu zaman bize bunun bir kısmı bile yansıtılmıyor son zamanlarda. Bir de OHAL uygulamasından sanırım kaynaklı. Ama ben özgür olduğunu düşünmüyorum. Bir Avrupa'daki gibi değiliz. Biz haber alamıyoruz. Hepimizin kitlesel izlediklerimiz ya da dinlediğimiz, okuduğumuz gazeteler var kitlesel olarak. Ama bir başka gazeteciler tabii ki tutuklu oldukları için hür ve düşüncelerini okuyamıyoruz, bilgilenemiyoruz en azından. Ama bizim halk olarak da bunlardan bilgi edinmemiz lazım. Herkes okunmuyor, herkes dinlenmiyor. Kitlesel ve görüş açısından söylüyorum. Basın özgürlüğü diye bu ülkede bir özgürlük yok. Neden? Ya şimdi yani bu gerçekten yayınlayacak mısınız B kanalında? Vallahi ben pek inanmıyorum. Özgürlüğü olmadığı için ben özgür olan ülkede özgürce konuşamıyorum. Bizce Türkiye'de basın özgürlüğü engellenmiş durumda. Tek elde mi? Bence tek elde. Neden? İşte nedenlerini biz de soruyoruz, onlara soruyoruz niye böyle diye. Teşekkür ederim. Tamam. Fazla özgür değil. Eskiden nasıldı? Eskiden özgürdü. Alabiliyor muydunuz bütün haberleri? Alıyorduk tabii. Bütün haberleri şey yapıyorduk. Evet. İyisiyle, kötüsüyle hepsini alıyorduk. Güveniyorduk tabii elbette. Sonsuz olarak güveniyorduk gazetecilere. Güvenmez olur muyuz? Nihayet olan şeyleri yazıyorlar. Yanlış bir şey yazmıyorlar. Sizce Türkiye'de basın ne kadar özgür? Türkiye'de basın özgürlüğü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla her şey güdümlü ve tek taraflı. Tek pencereden bakılıyor. Basın özgürlüğü konusunda çok geri olduğumuz kanaatindeyim ben.
Gazeteciler var tutuklu mesela. Bu sizin hayatınıza nasıl yansıyor? Gazete ve toplumun haber alma noktasında en önemli kaynaklarından, kanallarından biridir. Bir ülkede haber veren kaynakların, gazetecilerin tutuklu olması o ülkenin geriliğini gösterir. Gelişmemiş olduğunu gösterir. Bu anlamda basın özgür olmalıdır diyorum. Türkiye'de basının ne kadar özgür olduğunu düşünüyorsun? Bilmem. Haberler yetiyor mu size? Haberleri pek dinlemiyoruz artık eskisi gibi. Yok. Türkiye'de basın özgürlüğü denen bir şey var mı yok onu da bilmiyoruz. Olsa bile ne kadar var? Düşünülür. Artı haber dinlemekten artık nefret eder olduk. Basın özgürlüğü ne durumda? Şöyle söyleyeyim. Yani yerine göre değişiyor. Yani kurumuna göre, ortamına göre o şekilde değişiyor. Sizce Türkiye'de basın özgürlüğü ne durumda? Çok iyi durumda efendim.